Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Sedat Bozkurt ve ben Ayşe Yıldırım. Yine bir politik gündem analiziyle karşınızdayız. Şimdi seçim aylar kala, günler kala değil, aylar kala diyeceğim ama kaç ay kaldığını da bilmiyoruz tabii. Böyle bir belirsizlik içindeyiz ama sular çok ısındı. O aylar kalma meselesinde konuşacağız. Niye öyle diyoruz, nedir bu belirsizlik? Özellikle iktidarın seçimi bir ay bile olsa öne çekme ısrarının kaynağı nedir'e geleceğiz ama önce şu adaylık meselesini konuşalım ama bu kez altılı masadaki adaylık krizi üzerinden değil, seçimlere girme yetkisini, anayasal yetkisini kullanan alan bir partinin yani HDP'nin şu an için bizle adayımızı belirleyeceğiz, yetkili kurullarımızla konuşacağız ve açıklayacağız sözleri üzerinden kopan fırtınayı konuşalım. Yani HDP sanki hani aday açıklayamazmış, böyle bir yetkisi, etkisi, hakkı yokmuş gibi Pervin Buldan'ın bu sözleri üzerine özellikle bir kesim HDP'yi AKP ile işbirliği yapmakla suçladı. Efendim seçim kaybedilirse muhalefet açısından bunun sorumluluğunun HDP'ye ait olacağı suçlamaları getirildi. Şimdi buradan başlayalım Sedat. Niye HDP'nin aday açıklamasına bu kadar insanlar tepki gösteriyorlar? Yani buradaki temel mesele, ben bir HDP yönelik bir eleştiride bulunayım. Süreci buraya kadar çok yumuşak getirdiler. Yani çok uygun, ılımlı, her zaman yardım etmeye çok müsait bir siyasi yapı tablosu ortaya koydular. Yerel seçimlerden itibaren bunu görüyoruz net bir şekilde. Yani yerel seçimlerde de aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan rejiminin geriletmesi için koşulsuz ve çok büyük bir organizasyonlara bile girmeden, ben hep söylerim zaten HDP'nin seçmeni çok bilinçli bir seçmen. Tabii. Durumu kavrama yeteneği olan, ona göre de davranma yeteneği olan, yani sadece bu yerel seçimlerde ortaya konulmuş bir pratik değil bu. Son 12-13 yıla baktığınız zaman HDP'nin ya da HDP'nin önceki partilerin seçimlerini oralarda görüyorsunuz bunu. Bağımsız adaylardaki organize olma yöntemlerini hatırlatmaya çalışıyorum. Şimdi böyle bir HDP portresi varken karşınızda bir anda bir aday çıkaracağız demeleri tabii karşı tarafta şaşkınlık yarattı. Ama bu şaşkınlık bir soru işaretine dönüşmek yerine hemen otomatikman bir eleştiri bombardımanına dönüştü. Niye sorusunu sormadılar örneğin. Yani evet. Sonuçta HDP bir siyasi parti. Siyasi partiler demokratik yarışlara girerler. Bunun adı seçimdir. Ve seçimde kazanacak adayları gösterirler. Kazanacak isimleri aday olarak gösterirler. Cumhurbaşkanlığı seçimine girerken Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanacak adayı gösterirler. Milletvekili seçimlerinde milletvekilliğini kazanacak adayları, isimleri aday olarak gösterirler. Belediye seçimlerinde de ve kazanabilecek isimleri. Yani bu siyasi partinin yapması gereken, sıradan yaptığı zaman haber değeri bile taşımaması gereken bir tablo. Bir eylem, yani bunu yapmak zorunda bir aksiyon, yani siyasi partinin varlık nedeni budur. Ha, buradaki temel sıkıntı bence HDP'yi bir köşeye bırakarak konuşmak lazım. Yani HDP'nin pozisyonu şu, üstünde bir sürü baskı var. Yani sadece devlet baskısından söz etmiyorum, yani HDP siyasetinin kurumsal olarak üstünde muhtelif baskılar var. Bu baskılara rağmen sivil siyaset alanını boşaltmak istemiyor, orada tutunmaya çalışıyor. Parti içindeki mekanizmaları işleterek onları bir karar haline dönüştürerek uygulamaya çalışıyor. Burada önemsenmek istiyor. Yani bir siyasi parti olarak sadece kurumsal olarak o partiyi parti olarak vaat eden 40-50 tane yönetici adına değil, oraya oy veren seçmenleri de dikkate alınmasını, önemsenmesini, onların taleplerini de dinlenmesini istiyor. Bu çok masum, basit, anlaşılabilir bir talep. Yani bunun üstünde tepinmenin, burada bir yanlış aramanın hiçbir anlamı da mantığı da yoktur. Şimdi burada önemsenmek şöyle bir şey. Yani ısrarla HDP şuna zorlamıyor masa bileşenlerinin. Ben de geleyim o masanın bir köşesine ilişeyim. Aday belirleme sürecine katkı sağlayayım. Ya da ben de bir takım isimlerim var, onları size ileteyim. Onlardan bir tanesini aday gösterin ki ben destekleyeyim. Hiç buralarda değil. Hı-hı. Tam tersi, talebi biraz önce anlattığım meselelerden daha basit. Oy verebileceğimiz nitelikte bir aday belirleyin. Yani evet. Aday belirleme sürecine de bir müdahale talepleri yok. Adaylara da bir iki ismi söylediler ama sonuçta örneğin bir tanesi Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'a aday gösterirseniz biz dedi bunu oy vermeyiz.
Kim olsa, istemediklerini çok açık söylediler. Ha, tabii ama duruma göre pozisyon alabiliyor. Biraz önce söylediğim o bilinçli seçmen şeyi burada devreye giriyor. Yerel seçimde fresiz HDP seçmeni gitti. Mansur Yavaş'a oy verdi. Yani yerel seçimde verilebilir bir aday ama Cumhurbaşkanı da başka bir şeye tekabül ediyor. Bunu anlatmakta bile zorlandı şimdi HDP siyaseti. Ne yapacak? Yani bir 3-2 yıldır HDP bir başkan, Cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğini söylüyor zaten. Bu bugünün haberi de değil. Evet. Ama burada birazcık daha ete kemiğe büründürerek birazcık daha yüksek sesle. Konjonktür de birazcık bu zaman anlam kazandı. HDP başkan, Cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğim deyince bir anda önemli hale geldi. Başkan, Cumhurbaşkanı adayı açıklayacak mı, belirleyecek mi HDP? Muhtemelen yapacak ama şu şeyi de, seçeneği de hiçbir zaman için kapatmıyor. Oy verebilecekleri nitelikteyken, daha doğrusu seçmenlerini oy vermeye ikna edebilecekleri nitelikte bir ismi, masa, aday gösterirse, ki ben bunu ilk kere yazmıştım, evet, hatırlıyorsundur sen de, Kemal Kılıçdaroğlu'na güçlü bir destek var. Tabii. Yani Ekrem İmamoğlu'na o kadar yok. Tam tersini düşündük daha önceden ama Ekrem İmamoğlu'daki bir takım kıvırmaları, savunmaları gördükten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na olduğu kadar güçlü bir destek olmadığını HDP'nin içinde çok rahatlıkla görebiliyorsunuz herhangi bir yöneticisiyle. Konuştuğunuz zaman kendi aralarında yaptıkları değerlendirmede de bu tablo ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun masa aday gösterdiği zaman ya adaylarını geri çekebilirler, ya aday adaylığından vazgeçebilir, feragat edebilir. Ya da o adayı, çünkü simgesel bir isim aday göstermek gibi niyetleri var, adayı Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde aday olarak muhafaza edebilirler. Bunu niye yaparlar? Bunu bir stratejiyle yapıyorlar. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na da, onu da beğenmeyecek aday olarak insanlar var. Yok diyemeyiz buna. Ama bu insanların da sandığa gitmesi lazım. Yani o seçimlere katılım oranı yükseldikçe Erdoğan'ın oyu düşüyor. Böyle bir tespitte bulunurlarsa strateji gereği bir adayını HDP orada tutacaktır. Buna tavşan aday çok denmez ama simgesel bir isim olur. Ve işte HDP'nin tabanından ya da muhtelif siyasi yapıların tabanındaki insanlardan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi istemeyen, aday olarak onu beğenmeyen insanlar için bir seçenek oluşur. Çünkü mesele insanları sandığa götürmek. Yani katılım oranı 90 oldu, %90 olduğu zaman Erdoğan'ın oyu 35'in üstüne çıkamıyor. Erdoğan'ın kendi seçmeni çok sadık bir seçmen. Şimdi 80'e indiği zaman %10'luk şey Erdoğan'a yazıyor. Erdoğan'ın oyu kıtların üstüne falan çıkıyor. Bu nedenle bu bir stratejidir. Strateji gereği adayı orada da tutabilirler. Bunlar normal, siyasette olması gereken tartışmalar. Bu bir yandan da HDP'nin bu açıklaması Kemal Bey'in elinde güçlendirdiği yorumları da yapıldı. Yani özellikle de adaylığının söz konusu olduğu altılı masada hani HDP'nin Kemal Bey'e destek verebileceğini, İşte demin sen de söyledin, herkes öyle yorumluyor zaten. Dolayısıyla Kemal Bey'in adaylığını da öne çıkaracak, beynini güçlendirecek diye de okundu. Katılır mısın sen de bu tür görüşlere? Tabii, yani birini istediğiniz zaman sadece onu istiyorum demezsiniz. Ona seçenek olanları istemiyorum dersiniz. Daha önce HDP siyaseti bunu dile getirdi. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'na masada da bir itiraz yok. İYİ Parti'nin yöneticileri de tabanlarında kazanamayacak konusunda bir kaygılar var. Bu kaygıları birazcık dile getiriyorlar, yüksek sesle dile getiriyorlar. Aşağıdan yukarıya bir ikna süreci yaşanıyor İYİ Parti'de. Bir tek orada bir direnç var çünkü. Normal koşullarda liderlik iradesi bunu çok rahat tolere edebilir. Orada da tolere etmek istemediğini görüyoruz net bir şekilde. Orada da siyaset yapılıyor. Farklı bir siyaset yapılıyor ama masada, masayı oluşturan altı lider arasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir eleştiri yok. Sosyalist Güç Birliği'nde de, o da bir ittifak modeli. HDP'de bir ittifak modeli. Bunlarda da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir itiraz yok. Bir eleştiri de yok baktığınız zaman. Niye bunları sayıyorum? Çünkü bu dönem oyların niceliğinden daha önemli olarak psikolojik bir etkisi olacak. Yani örneğin Sosyalist Güç Birliği'nin desteklediği bir aday, örneğin HDP'yi de çok da, HDP seçmeni de, HDP bileşenlerinin de oradaki Emek ve Özgürlük ittifakını da çok pozitif etkileyecektir. Ve oya seçime katılım oranını yükseltecektir. Ya da onların yöneldiği adaya yönelmeyi çoğaltacaktır. Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden hani isim, sıradan isim, kazanacak isim meselesinden daha ziyade hani böyle bir psikolojik ortamı da yaratacak isim de önemli. Daha sonrasında bu modeli bir koalisyon hükümeti olarak
geçiş sürecinde yürütecek, parlamentoda anayasa değişikliğini gerçekleştirecek bir liderlik de gerekiyor orada, bir organizatörlük de gerekiyor. Ve bunların hepsini alt alta koyduğunuz zaman Kemal Kılıçdaroğlu hani Millet İttifakı'nı hemen hemen 4 yıldır, 5 yıldır hatta referandumdan itibaren almak lazım, yönetme yeteneğine sahip olduğunu gösterdi ortaya. Yani seçim sürecine girerken bu muhtemelen Şubat ayı sonunda ya da Mart ayına kalmaz galiba anladığım kadarıyla Millet İttifakı masa yani Millet İttifakı altı masa Cumhurbaşkanı adayını açıklar. Buna göre de HDP'de işte diğer muhtelif yapılarda pozisyonlarını açıklarlar. Şimdi altılı masaya geçmeden HDP meselesinde bir başlık daha açalım istiyorum. Selahattin Demirtaş. Şimdi 2016'dan beri cezaevinde ama siyaseti hiç bırakmadı. Yani cezaevinde bile siyaset yapmayı sürdürdü. Tabii bunu sosyal medya aracılığıyla yaptı. Adaylık kampanyasını da oradan yürütmek zorunda kaldı. Çok enteresan bir şekilde şimdi öğreniyoruz ki Demirtaş'ın tweet atmasının bile önüne geçilmesi için yasal bir dayanak arayışı başlatılmış. Şimdi tabii önce şunu söyleyeceğim. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu soruyu soran ulusal kanal muhabiri. Yani hani dönem dönem nasıl şeyler yaptıklarını biliyoruz ama son günlerde işte Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında sordukları soruyla kastetmeye çalıştıkları şeyler. İşte Adalet Bakanı Bozdağ direkt Demirtaş'ın cezaevinden de olsa sosyal medya hesabının aktif kullanılmasının bir suç teşkil ediyormuş tarzında yöneltilen bir soru üzerine Bozdağ'ın evet dünyadaki örnekleri de izliyor, inceliyoruz. Ne yapılabilir ona bakmaya çalışıyoruz diye verdiği bir yanıt. Şimdi dünyada ben hiç böyle bir şey duymadım. Yani cezaevinde ya da herhangi bir yasaklı birinin sosyal medya kullanılmasının önüne geçilmesi. Sonuçta içeride yanında önünde bir bilgisayar ya da kullanabileceği dijital bir alet yok. Tabii ki görüşe giden birileri, avukatları, ailesi, kimse görüşlerini söyler. O da oradan paylaşır. Şimdi mesele bu niye rahatsız etti? Onu konuşmak lazım. Şimdi hepimiz bu acayipliğin içine düşüyoruz. Sen de düştün. Şimdi senin attığın başlık, yani Demirtaş tweet atmasın başlığının altında bir sürü acayip ara başlık var. Hı-hı. Demirtaş niye içeride? Soru tabii bu olmalı. Soru bu olmalı. Yani tweet atıyor, atamıyor, attığı tweetleri engelleyelimden daha ziyade 6 yıldır haksız hukuksuz bir şekilde. Kesinlikle. Anayasa Mahkemesi'nin kararına, İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen içeride tutulan, rehin tutulan, politik olarak rehin tutulan bir kişiden söz ediyoruz. Şimdi bunu konuşmuyoruz. Bu avukatları aracıyla tweet atıyor, siyasete yön veriyor falan bunu konuşuyoruz. Yani nerede konuşuyoruz? Şurada. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı bir basın toplantısında. Hı-hı. Basın toplantısı kimlerle yapıyor? Akrette basın kuruluşlarının temsilcileriyle, muhabirleriyle. Kim belirliyor bunu? İktidar. Ya iktidarlar gazetecinin kim olup olduğuna karar verebilir mi? Böyle bir tasnif yapabilir mi? Siz kimsiniz? Haddinizi bilin. Yani siyasi iktidar, devlet gelecek sana diyecek sen gazetecisin. Öbürüne diyecek ki değilsin. Sen gelebilirsin basın faaliyetlerini, haber değeri olan politik faaliyetleri izleyebilirsin. Sen izleyemiyorsun. Niye? Ben öyle buyurdum. Öyle bir dünya yok. O yüzden bu acayipliklerin hiçbirine düşmemek lazım. Yani senin söylediğin yayın kuruluşu da dahil. O sorun onu değil zaten. Soru bu. Tabii. Benim söylediğim bir soru. Yani Adalet Bakanlığı'nı karşımızda bulduğumuz zaman özneniz Selahattin Demirtaş ise soracağınız soru budur. yöntemini arıyoruz diyor. Ne yapacak yani? Twitter'ı mı kesecek? Yani Twitter'ı toptan mı yasaklayacak? Avukatlarla görüşmesi mi yasaklayacak? Dün Hıdır Göktaş'la Medyascope'da yaptığımız şeyde de o yorumu yapmıştım. Tekrarlayayım. Demirtaş'ın suskunluğu atacağı Twitter'dan daha etkilidir. Daha güçlüdür. Oraları tanımıyorlar tabii bunlar. Bir, çünkü siyasi iktidar müthiş bir bu. Hele seçim sürecine girilmeye başladı. Kaybetme ihtimali çoğaldı. İyice akıl tutulması yaşıyor bunlar. Kavrayamıyorlar. Meseleyi hala kavramaktan çok çok uzaklar. Yani sanıyorlar ki işte tweet atmadığı zaman Selahattin Demirtaş'ın etkisi azalacak ya da onu izole ettiğimiz zaman yani Abdullah Öcalan'ın ne kadar etkisini azaltabildiğiniz o kitle üzerinde. Ki aynı yöntemi Selahattin Demirtaş'a uygulayarak yapmaya çalışıyorsunuz. Yani bunların hepsi beyhude çabalardır. Hiçbiri insan de değildir, insan haklarına aykırıdır, hukuki hiç değildir, demokratik hiç değildir. Ve bu acayiplik sarmalına da insanları bile bile sokuyorlar ve tartışmanın mecrasını başka bir tarafa taşıyorlar. Çünkü bu AK Parti'nin en iyi yaptığı iş şu, yağmur nerede yağıyorsa tarlayı oraya götürebiliyor. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın hukuki durumu tartışma dışı tweet atıyor, bu yasa dışı.
bunu önlememiz lazım gibi bir tartışma zemini var ortalıkta. O nedenle ben bunda çok bir şey yapabilecekleri kanısında değilim. Yani çünkü artık Kürt siyasetinin üstüne biraz da MHP'nin zorlamasıyla abandıkça AK Parti o kesimde var olan oylarını da tamamen kaybetmeye başladı. Yani bunu göze alamaz. Gelken şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor dedim. Akıl tutulmasının yaşandığı durumlarda her şey göze alınabilir. Yani bunun hesabı yapılamayabilir. Yani bu çok acayip bir durum. Buna böyle benim söylediğim perspektife bu bütünlük içinde itiraz etmek lazım. Okumak mümkün mü? Hani seçimlere işte hani ne kadar kaldı? Birkaç ay kaldı. Demirtaş'ın onu söylemeye çalıştın sen de hani HDP seçmeni üzerindeki etkisini iktidar da biz de çok iyi biliyoruz. Yani işte özellikle yerel seçimlerde bağrınıza taş basın söyleminin nasıl karşılık bulduğunu da biliyoruz. Sanki biraz da şunu hesaplamalarından bir tanesi de sanki ne olacak tabii bilmiyoruz önümüzde ne çıkacak ama HDP olası bir senaryoda HDP seçmeninin sandığa gitmesi yönündeki bir çağrısının seçmende bir karşılık bulmasının önüne geçme girişimi diye de okuyorum ben. Yani bir şekilde bir senaryo kurulabilir yani HDP seçmeni kızabilir, sandığa gitmek istemeyebilir ama Demirtaş'ın bir tweetiyle seçmen yeniden mobilize olup çok rahat sandığa gidip oyunu kullanabilir. Biraz bir şeylerin hazırlığının da işareti gibi geliyor bana. O yüzden de hani neden rahatsız etti başlığını oradan açmak istedim doğrusu. Tabii çok çok doğru bir noktaya geldim. Çünkü ilk kez bugün başlamadı tweet atmaya. Daha uzunca bu sürede tweet atıyor. Daha önce niye rahatsız etmedi? Çünkü evet. Daha önce HDP ile Demirtaş arasında bir ayrım varmış gibi bir tablo ortaya çıkıyordu Demirtaş'ın attığı tweetlerde. Son dönem HDP bir açıklama yapıyor, kurumsal kimliği bir açıklama yapıyor. O açıklama ya da alınan kararı destekleyen bir tweet arkasından geliyor Selahattin Demirtaş. Yani orada bir bütünlük, bir ortak irade ortaya konulmuş gözüküyor ve anladığım kadarıyla bu gündeme geldiğine göre bu çok rahatsız etti. Şimdi biraz altılı masayı konuşalım. Hani başladım ya. aday kim çıkaracaklar ya da İYİ Parti ile CHP arasındaki işte kriz mi var, gerginlik var, aşıldı mı, aşılacak mı? Şimdi son günlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun söylemleri üzerinden altılı masada ne oluyor? İşte açıklanmayan yol haritasının maddeleri üzerinden Davutoğlu bir şeyler söylüyor. Bu altılı masada rahatsızlık yaratıyor. İşte diyor ki tüm genel başkanların imza yetkisi olacak Cumhurbaşkanı nezdinde. Eğer Cumhurbaşkanı bizim kabul etmediğimiz bir şeyi onaylarsa kriz çıkar, parlamento desteğini yitirir ve yeniden seçime gidilir. Şimdi bir yanıyla aklıma hep hani Demirel'in doğmamış çocuğa doğum biçilmez lafı geliyor. Tabii Davutoğlu'nun henüz ortada bir şey yokken kriz laflarını kullanması, yani daha hani ülke bu sarmaldan çıkmamışken olası bir krizden söz etmesi, böyle bir yanıt vermesi. Masada bunların konuşup konuşulmadığını bilmiyoruz. Konuşulsa bile henüz açıklanmayan maddeler üzerinden kamuoyuna deklare etmesi bunları. Tartışmayı Gelecek Partisi ve hani partilerin oy oranlarının siyasetteki etkisi üzerinden de tartışmaya açtı. Nasıl altılı masada yankı buluyor sence bu? Yani yeni bir kriz doğmaz herhalde ama bir tartışma zemini yaratır diye düşünüyorum altılı masada. Ya şimdi temel sıkıntı şu, yani tabii ki bu sorun yaşanıyor bu gibi meselelerde. Hemen telefon trafiği devreye giriyor. Nitekim bunda da girdi. Kemal Kılıçdaroğlu herkese saatlere varan görüşmeler yaptı. Çünkü o gibi durumlarda hemen bir devre kesici gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir devreye girmesi söz konusu. Şimdi burada ama hani orada liderler 9 saat konuşuyorlar ve çok şey konuşuyorlar. Bir de liderlerin şöyle bir hassasiyetleri var. Bunu bazen biz de atlıyoruz. Parti yönetiyorlar ve partilerin de hoşuna gidecek cümle kurmak zorundalar. Yani o masada kendilerini önemli bir figür haline getirmeleri gerekiyor ki tabanlarını ikna etsinler. İYİ Parti'de bunu en kalın şekilde yaşıyoruz.
Şimdi bu aynı şey Gelecek Partisi'nde de var. Yani siyasete girmeden genel başkanlık ve başbakanlık koltuğuna oturmuş bir siyasi figür Ahmet Davutoğlu. Yani şöyle 40-50 yıllık bir siyasi geçmiş olsa, Erdoğan gibi ilçe başkanlığından, il başkanlığından, siyasetten böyle kazıya kazıya tırnaklarıyla gelmiş olsa belki bu heyecanlanma şeyini, ruh halini yaşamayabilir ama yaşıyor. Masada konuşulan şu, bir cumhurbaşkanı olacak, genel başkanlar da buna yardımcı olacaklar. Burada genel başkanlar milletvekili adayı olacaklar mı, olmayacaklar mı, bu tartışılıyor. Tabii. Olmazlarsa geçiş sürecinde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak işte fiili bir kabine yaratacaklar ve fiili kabinede görev alacaklar. Bunların cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları orada karar alırken bir sistem oluşturacaklar. Yani eskiden bakanlar kurulu vardı. Bakanlar kurulu kararları ya da bakanlar kurulu kararnameleri bakanların tamamının imzasıyla oluşurdu. Bir imza eksik olduğu zaman o karar olmazdı, o kararname yayınlanmazdı. Hatta işte biz parlamentoda görürdük, bazı bakanlar kurulu kararı eksik olan imzalar tamamlanması için bir polis eşliğinde parlamentoya gelip bakanlar bulunup onlara imzalatılırdı ve ertesi gün resmi gazetede yayınlanırdı. Böyle bir mekanizma oluşturmak istiyorlar. Yani bu mekanizma da sıradan, yani o protokolün en son sırasında olan bakanın imzası olmasa bile o kararname ya da o bakanlar kurulu kararının çıkma ihtimali yoktur. Hı hı. Bunu böyle de söyleyebilirsiniz. Ahmet Davutoğlu'nun söylediği gibi de söyleyebilirsiniz. Ama burada da sıkıntılar var. Şimdi anayasa tek kişini niye bağlıyor bunu? İmzasını attı mı yetiyor Cumhurbaşkanı. Bu yetkiyi nasıl devredecek? Yani anayasanın Cumhurbaşkanı'na verdiği yetkiyi bir yönetmelikle siz nasıl devredeceksiniz falan. Bunlar çok ağır tartışmalar ve oralarda tabii yaşanıyor bu tartışmalar. Şimdi oralarda netleşmiş bir durum yokken bile kalkıp işte biz hani orada şeyi kolektif karar alma yöntemini anlatmaya çalışıyor ama biliyorsunuz çoğu zaman sağcıların dili bu ortaklaşa alınan ya da kolektif alınması gereken meseleleri ortaya koyarken yeterli olmuyor. Hani pratikleri yeterli olmadığı için dilleri de yeterli olmuyor. Orada evet, bence dil kayıveriyor. Seçime gideriz, yazıyı akarız, yıkarız falan değil. Yani kolektif bir karar alma süreci alacaktır. Herkesin onayıyla karar alınacak ve hepsi birlikte o sorumluluğun altına girecektir. Sorumluluğu da, yetkiyi de, her şeyi de paylaşacaklardır gibi bir cümle kurtarıcı olabilir de ama olmadı. Kesinlikle. Şimdi bu 26'sında son toplantıda bunların detaylarını yapacaklar. 30 Ocak'ta da paylaşacaklar artık. Hı-hı. Geçiş döneminin hükümet modeli muhtemelen bir iki seçenekli de olsa insanların önünde olacak. Herkes bilecek. Yani o zaman Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalar kafa karıştırmayacağı gibi böyle bir tartışma ortamı da tartışma zeminde yaratmayacak. Ha, bu en çok kimin işine yarıyor? Son 6 yıldır mutlak, net, tek kişinin iradesine her şeyi bağlamış iktidar partisinin işine yarıyor. Durmadan vesayetçi yönetim, işte Cumhurbaşkanı şöyle olacak, böyle olacak gibi kendilerinin uyguladığı model mükemmelmiş, şahaneymiş gibi karşı tarafın kuramsal olarak dillendirilmiş pratiğine baktığınız zaman farklı sonuçlar da çıkabilir ortaya belki. Orayı eleştiriyorlar. İşte ellerine malzeme vermiş oluyorsun. Çünkü malzeme yok ellerinde. Güzel evet oluyor bu onun için. Ya bir bakıma işte Ahmet Davutoğlu aslında anlatamadı. Sonuçta bu masa niye kuruldu? Tek adam sistemine karşı gücün, bütün gücün bir adamın elinden alınıp yetkilerin dağıtılması üzerine kuruldu. Yani hani imza yetkisini başka türlü anlatsa, yani biz bunun için bu sisteme karşı hani zaten mücadele veriyoruz dese, böyle zaten trollerin de nasıl meydana çıkıp işte yıpratmaya çalıştığını Özgür Özel'den dinledik maşallah. Orada o da başka bir vahim noktadır. İleride belki onu da konuşmak lazım ama süremizin sonuna geliyoruz. Son bir başlık daha açalım. Seçimler ne zaman olacak tartışması? Yani hadi mevsimsel şartlar, Haziran ayında işte ne olacak, kar mı yağacak, çığ mı olacak, fırtına mı kopacak diye Erdoğan'ın öne çekme isteği. Neden yani bir ay bile olsa hakikaten burada işte bayram, işte Ramazan, hac dönemi, bunlar o kadar etkili mi? Yani hani nedendir bu ısrar? Kesinlikle değil. Ya bu bir, anladığım kadarıyla bir bütçe çalışması yaptılar. Çünkü esnaf gibi yönetiyorlar memleketi. Günlük evet, kasaya giren parayla dükkanı döndürmeye çalışıyorlar. Ve artık Nisan, Mayıs ayından sonra tutamıyorlar. O yüzden Nisan ya da Mayıs ayında bir seçim yapıp ondan sonrası tufan şeklinde döndürmek istiyorlar. Yani bir ayda bile hissedilebilecek, hı-hı, bir büyük sıkıntıdan, yaşanma ihtimali, hı-hı, yüksek büyük bir sıkıntıdan söz ediliyor. Mevsimsel koşullar komedi yani. İnsan aklıyla dalga geçmenin ötesinde bir şey. Kavga nedendir yani. Ağır hakaret içiriyor.
En son seçimi 24 Haziran'da yaptınız. 22 yani. Temmuz'da bu ülkede seçim yapıldı. 11 Ağustos'ta ilk Cumhurbaşkanlığı seçildiğinizde 11 Ağustos'tu. Yani o zaman mevsim yazdı gene. Yani değişmedi o günden bugüne kadar. Haziran, Temmuz, Ağustos yaz aylarını oluşturuyor. Herhangi bir değişiklik yok orada yani. Bir de burada hani siz Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi seçime götürecekseniz, yani seçimlerin yenilenmesine karar verecekseniz, burada sizin adaylığınız artık tartışma bile götürme olamazsınız yani, olma ihtimaliniz yok. Burada ama klasik ben yaptım oldu, yaptım çünkü yapabiliyorum yöntemi. Hı hı. Bunu işte ilk Mustafa Şentop dile getirmişti. Kendisi hukukçu, profesör. Evet. Yeni sistemle ilk kez seçildi diye, ama 101. madde 2017 yılında değiştirilmiş olsa bile aynı hüküm orada yer alıyor. İki kez seçilebilir hükmü yer alıyor. 101. madde bir kişinin ancak iki kez cumhurbaşkanı seçileceğini söylüyor. Şimdi Erdoğan da iki kez cumhurbaşkanı seçildi. Bitti. 116. madde iki tane orada hüküm var. Erken seçim düzenleyen, bir tanesi cumhurbaşkanı götürme, seçimlerin tekrarlanması yöntemi. Burada kendisinin tekrar aday olmayacağına ilişkin bir hüküm bulunmuyor. Hüküm bulunmadığı, hı-hı, zaman o zaman 101. madde geçerlidir. Evet. 101. madde ne diyordu? İki kez seçilebilir. Bir madde, bir hüküm daha var 116. maddede. Türkiye Büyük Millet Meclisi eğer erken seçim kararı alırsa, orada koşul bu. Yani Türkiye, hı-hı, Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması. Cumhurbaşkanı ikinci döneminde ise bir defa daha aday olabiliyor. Burada bu koşul var. Ama Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin tekrarlanması halindeki düzenlemede koşul yok. Şimdi burada meclisin aldığı erken seçim kararında koşullu adaylık söz konusuyken, Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi seçime götürmesinde böyle bir koşul yok. Adaylık konusunda neye bakacağız? 101. madde. 101. madde, evet, ne diyor? İki kez seçilir. Şimdi geçenlerde bu sarayın her türlü hukuku eğip bükmeye müsait bir hukuk danışmanı var, Mehmet Uçum diye. O da aynı tezi savunuyor. Demek ki orada dillendirilmiş. Çünkü Erdoğan'ın bu gibi durumlarda kendisini ikna edebilecek ve kendisinin işine yarayacak görüşlere ihtiyacı var. Yani karşı çıkan değil, tam tersi onu onaylayan, onun önünü açan. Bu onun için yeterli. Mustafa Şento dedi ki işte mümkün, Mehmet Uçum dedi ki mümkün. Çünkü niye? İşte sisteme geçildi. 2017 yılında 101. madde değişti. Değişti ama içindeki hüküm değişmedi yani. İçindeki hüküm aynen duruyor. İki kere seçilir diyor ve sen iki kere seçilmişsin. Kaldı ki bu anayasayı onlar yaptılar. Yani o kadar kafanız çalışıyorsa oraya bir cümle koysaydınız. Yani onu bugün tartışmak için mi beklediniz? Ki Türkiye'de işte biliyorsun anayasalar hep kişilere göre yapılır. Ve bu son 2017'deki değişiklikler tamamen Erdoğan'a göre yapılmış bir değişikliklerdir. Başka kimseye değil. O zaman oraya koymadığınız hükümle ilgili olarak bugün anayasayı bükmenin, eğmenin falan filan çok anlamı yok. Ama buna bile yani zamanında yapılacak, ki en büyük iddiası buydu iktidar bileşenlerin. Biliyorsunuz sana bana demediklerini bırakmıyorlar. Evet. Erken seçim yapılacak dendiği zaman en üst perde denen de tam zamanında yapılacaktır diye böyle bir de vurguyla her ikisi de, Devlet Bahçeli'de, Recep Tayyip Erdoğan'da, ama geldikleri noktada bir ay dönü alıyorlar. Buna da ne diyorlar? Güncelleme, düzenleme. Evet yani. Evet, fiyat güncellemesinden sonra seçim tarihi güncellemesi. Valla diyorum ya, yani bunların hepsi kavga nedeni. Yani siyaseten konuşmayı, tartışmayı bırak, bunların hepsi kavga nedeni. Yani bu kadar insan aklıyla zorlamamak lazım, öyle diyoruz. Çünkü birazcık da hani kendileri sayesinde öfkeli bir toplum haline geldik. Valla öfkeli konular, ama böyle hani ara sıra gülerek de olsa, gülerek konuşmak lazım bazen. Çünkü hakikaten komik şeylerdi bir yandan konuştuğumuz şeyler. Ya vallahi Ayşe, ciddi tartışıyoruz ama. Gülüyorsun ama gülmenin yarattığı o pozitif etki içinde hissedemiyorsun. Bu acayip bir şey oluyor. O başka. İşte hep zaten onu da hissedebileceğimiz günler gelsin diye uğraşı onun için değil mi zaten yani, maalesef. Bu arada bunları konuşuyoruz. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.